İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan İzler başlıyor. Bir mektup yazmış. O mektubun muhtevasını bilmiyoruz. Hakkı Bey'in vefatına yakın o mektup gelmiş. Kızları galiba baba aç filan mı demişler. Bu Halim'den geliyor bu mektup demiş. İçinde iyi şeyler yazdığını ummuyorum. Ben de gönül koyarım diye ona açmamayı tercih ediyorum demiş. Ve açmamış. Vefatından sonra da kapalı olarak dururken şömineye atıp yakmışlar sonunda mektubu. Yani bu da bir İstanbul inceliğidir diye anlatabilirim size. Efendim ben 5 Şubat 1935'te Bandırma'da doğdum. Doğmuşum. Öyle düzeltelim. Çünkü doğduğumu bilmiyorum. Annem ev hanımı Nazım Hanım. Babam ise Maliye Vekaleti Merkez Teşkilatı Ankara'da memurlarından Mehmet Celalettin Bey. Babam 1934 ikinci yarısında zatürreye geçiriyor. O zamanlar antibiyotikten geçtim. Antibakteriyel ilaç bile yok. Yani zatürreye yakalanan ölmek mecburiyetinde. Benim doğumumdan 4-5 ay evvel vefat ediyor. Ama ölümünden evvel bir vesileyle anneme diyor ki çocuğumuz ister kız ister oğlan olsun ismini Uğur koyacaksınız diyor. Annem bu halinle mi Celal deyince evet ne olursa ama Uğur olmasını istiyorum demiş. 4 ay sonra da 5 Şubat'ta ben doğmuşum. Babam Eylül sonlarında vefat ediyor. Annemin bir ablam var yanımda 3 yaş büyüğü. Orada durması için bir sebep yok. Bandırma'ya ailesinin yanına dönüyor. Orada dedem var, ninem var. Dedem Bandırma'da eczacılıkla iştigal ediyor. Bu münasebetle ben dedemin himayesinde büyüdüm. Hiçbir surette babasızlığı hissettirmediler ablama da bana da. Ve kısmen Bandırma'da geçen çocukluğum Üsküdar'da evimiz olduğu için yarı yarıya burada da geçiyordu. Yani sonradan Üsküdarlı olmadık, ezelden Üsküdarlıyız. Bu şekilde yıllar geçti. Ben lise için Haydarpaşa Lisesi'ni tercih ettim. Ailem Galatasaray'ına vermek istediyse de ben yatılı olamayacağımı söyleyip onları da önlemiş oldum. İyi ki de öyle yapmışım. Ben herhalde Galatasaray'da okusam bu meşrepte, bu tinette biri olmazdım diye düşünüyorum. Daha batıya açık biri olurdum. O da benden uzak olurdu. Çocukluğumda bilhassa Üsküdar'da efendim çok haftalık seyahatlerimiz olurdu. İkinci Dünya Harbi. O zamanlar 40'lı yıllar yani. Ama İstanbul'un neşesi kaçmamıştı. Nüfusu 800 bine inmişti belki ama iyiydi. Herkes kendi yolunda giderdi. Hafta sonları muhakkak tenezzühe gidilirdi. Şimdi piknik diyorlar ya. Biz tenezzüh derdik. Tenezzühe gidilirdi. Nereye gidilir? Çamlıca'ya çıkılır. Efendim o zaman tramvayla çıkılır, sonra arabayla devam edilir. Yahut Karakulak suyu, Beykoz'da, daha ilerisinde. Karşıda Hünkar suyu. Buralara hafta sonları gidilirdi. Evde nevali hazırlanır, sepet içinde herkes doluşur. Çok neşeli günlerimiz geçerdi. Harp oluyormuş, o bizi hiç ilgilendirmiyordu o halimizde. Bu şekilde yıllar geçti. Ben dediğim gibi Haydarpaşa Lisesi'ne girdim. Orada da vasat bir talebe olarak okumaya devam ederken liseler 4 yıla çıkarıldı.
1949'da. Ve biz 3 okuyacakken 4 okumak mecburiyetinde kaldık. O zaman çok söylendik, ettik, niye böyle oldu filan ama iyi ki öyle olmuş. Benim hayatım o 4 yılla çıkışıyla lisenin çok mana kazandı. Tabii 3 yıllık program 4'e bölününce boşluklar doğdu. Serbest seminer saatleri ihdas ettiler. Bu saatlerde sonunda imtihanı olmayan seminerlerde, diğerleri hepsi imtihanlı tabii, mektebin sevilen, sayılan, sözü, sohbeti yerinde hocalarına seminer saatleri verildi. Haydarpaşa Lisesi'nde bu şartları haiz iki mühim hoca vardı. Biri Mahir İs, diğeri Nihal Atsız. Ben ikisinin de seminerlerini hiç kaçırmadan devama başladım. Nihal Bey daha ırk ve milliyet üstünde duran bir tipti. Bakışları da ona göre olurdu ama severek dinlerdik. Fakat Mahir Bey divan edebiyatındaki behresinin yanında Arap ve Fars edebiyatını da bildiği için onlardan örnekler getirirdi. Düşünebiliyor musunuz 951 senesinde, 52 senesinde Türkiye'de bir lisede hoca size Arapça beyitler okuyacak, Farsça beyitler okuyacak, manalarını verecek ve sizi memnun edecek. Herkes memnun oluyor muydu bilmem ama ben çok memnun oluyordum çünkü o dillere karşı bir yakınlığım vardı. Zaman içinde Mahir Bey benim bu yakınlığımı görünce o da bana yakınlık gösterdi. 1953 yılında mezun oldum. O zamana kadar yolda, mektepten çıkarken ne zaman karşılaşsak lütfuna, yakınlığına şahit olmuşumdur. O zamanlar bakalorya imtihanları vardı mezuniyette. Edebiyat imtihanında başlamadan imtihan önüme geldi, durdu. Mezun olup gidiyorsun. Rabıtamızı koparmayalım dedi. Aynen bu cümleyi hiç unutmam. Ne yapayım dedim. Bize gel, ev adresimi vereyim dedi. Ve ev adresini verdi. Temmuz'da mezun olduktan sonra verdiği adrese gittim. Bağlarbaşı'nda oturuyordu. Sohbet ettik önce filan. Azizim sen bu işlere meraklısın ama anahtarını edinmezsen hiçbir şey olamazsın dedi. Anahtar dediği 1000 yılımıza hükmeden Arap asıllı İslam harfleri ve Türk harfleri. Hemen başladık. O gün elifbeden başladık yazdı ve kendisi beni mesela çok sevdiği Hafız Yusuf Bey vardır. Hafız Yusuf Cemil Ararat, Arap ve Fars edebiyatı mütehassısı. Kuzguncuk'ta oturuyormuş. Hemen o gün beraber gittik. Bu evlat dedi başladı bugün. O tuttu bana bir elifba yazdı filan. Bu şekilde Hafız Bey çok ince şairdi aynı zamanda. Onun mesela bir beytini okuyayım şimdi size. O ganiyim ki bu bazar-ı fenade feleğe metelik vermek için bende bozukluk yoktur. Efendim yahut gümüş için söylediği, ey gümüş hayranınam ki istihalendir senin, kisede siret numa, ayinede suret numa. Bu ağır olduğu için galiba açıklamam gerekecek. Ey gümüş, sendeki değişebilme kudretine hayranım. İnsanın kesesine girersin, iç yüzünü gösterirsin. Cebine girersin, dış yüzünü gösterirsin. Bu tarzda bir muhite girmiş oldum. Mahir Bey'in dostlarını tanımaya başladım. Evinde yaptığı toplantılara beni de çağırmaya başladı. Onun bilhassa Ankara yıllarında bulunduğu dostları ayda bir mi, iki ayda bir mi şimdi, geçmiş gün unuttum, toplanırlar. O evde fakirin de yeri vardı. Mahir Bey
yazları ablası Bihin Hanım'ın Kanlıca'da bir köşkü vardı. Oraya gelirdi ve dolayısıyla dostları da orada toplanırdı. Salı günleri toplantı olurdu. Mesela oraya gelenler içinde eğer İstanbul'daysa Ankara'dan Profesör Necati Lugal, şarkıyat mütehassısı. Kuleli Askeri Lisesi'nden Sıtkı Karababa, edebiyat hocası. Efendim, asıl Celal Hoca, Celalettin Ökten, bizim Saadettin'in babası. Böyle haftalık toplantılar olurdu. Bir mevzu açılır veyahut da her çibadabat ne gelirse ona göre saatler geçer, ikramda bulunulur, herkes evine giderdi. Mesela Celal Hoca 1955'ten sonra Soğan Ağa Camii'nde İhya-i Ulumüddin okutmaya başladı cumartesileri. Ona muntazam giderdim. Beni çok aşan kültürü itibariyle ama bir şeyler kalırdı hatırda. İyi ki gitmişim. Sonra 1955 yıl, ben eski hurufu bir yıl sonra ya içinde yanlışlar olmakla beraber imla yanlışları mektup yazacak hale gelmiştim. Zaten 1953'te ben başladım. 3 ay sonra dedi ki artık kitap oku dedi hoca. Ve sana Hüseyin Rahmi tavsiye ederim. İstanbul Türkçesi ve basit Türkçe olduğu için herhalde rahat götürürsün dedi. Ben de Hüseyin Rahmi okumaya başladım o esnada. Tabii harfleri öğrendikten sonra İstanbul'un en zengin olduğu nokta kitabeleriydi. Çeşme üstünde, taş üstünde, efendim cami üstünde, mescit üstünde her yerde yazı yazmışlar kabartma olarak. Bunları görmeye başladım, okumaya başladım. Tabii sökemediklerim çok olmakla beraber o içimde hatta karşı bir meyil uyandırdı. Şöyle bir farkım var. Necmettin Okyay Üsküdarlı. 500 metre yukarıda Tolgat Tepesi'nde oturuyor. Ve yanımızdaki ev, Üsküdar'daki evimizin yanında bacanağı baldızı oturuyor. Onlara gelir gider görürüm. Ama çok çekingen bir çocuktum ben. Bu sebeple git elini öp, efendim ben böyle meraklıyım de filan. Biliyorum ki alaka gösterecek. Yapamadım bunu bir türlü. Birkaç kişiye söyledim tanıyanlara. Aa hasta dediler, yaşlı dediler falan. Atlatma cihetine gittiler. O sene Galatasaray'dan geçerken bir gün Galatasaray eczanesi var. Bu zat bir göz ilacı yapmış. Oftalmin diye. Onun reklamı olarak da Necmettin Hoca'ya Yavuz Sultan Selim'e yaklaştırılan bir beyit vardır. Şiirler pençe-i kahrımda olurken lezzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Bunu yazdırtmış talik hattıyla, etrafını tesip ettirmiş. Reklam olarak dağıtıyor ama yazının aslını da Galatasaray'daki eczanesinin vitrinine koymuş. Ben oradan geçerken gördüm. Aklım başımdan gitti. Hemen o dağıtılan nüshalardan aldım. Artık Necmettin Okuyor'u da gördüm ya, içimde uyandı bir şey. Üsküdar Yeni Camii ki Necmettin Hoca orada 40 sene imam ve hatip olarak vazife sürmüş. Çekilmiş sahibi özrü olduğu için. Onun kayyımı da, caminin kayyımı da Saim Efendi, benim süt dayım. Çünkü Saim Efendi'nin annesiyle benim anneannem süt verdikleri için böyle bir karabet doğmuş arada. Ona gittim söyledim. Beni Necmettin Hoca'ya götüreceksin dedim. Hiç doğrudan doğru yani götürür müsün falan diye. Baktı ki olacak gibi diye. Hadi bakalım dedi. Ne gün gidecekse kararlaştırdık. 1955 Eylül'ünde oluyor bu hadise. Kalktık gittik Necmettin Hoca'ya, Toygar Tepesi'ne çıktık. Sevindi, gördü Saim Efendi'yi tabii yanında bulunduğu için vazifeten eskiden tanıyor ediyor. Evlat niçin geldi, sebebi ziyaret dedi. Evlat sizden
hat öğrenmek istiyor dedi Saim Efendi. Evladım dedi, benim ihtisasım talik hattındadır dedi. Eğer sen sülüs nesih yazmak istersen akademide Halim Efendi vardır, seni ona yollayayım dedi. Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Halim Özyazıcı. Ben sizden yazmak istiyorum efendim dedim. Peki evladım, pazar günleri gelirsin sabahları 11'de buyursun dedi. Saim Efendi bilmediği için herhalde büyük bir nezaketsizlik yaptı. O da şu, dersi kaça olacak dedi. O neşeli Necmettin Hoca'nın yüzü değişti birdenbire. Gözleri yerinden fırladı. Biz bunu parayla öğrenmedik ki parayla öğretelim. Bir daha böyle şeylerin adını etmeyin dedi. O sene nüfus sayımı vardı. Ben de nüfus genç olduğum için nüfus sayımı memuru seçilmiştim. Mahalleden seçerlerdi. Pazar günü oluyor iş. İşimi erken bitirir hocaya çıkarım diye niyet ettim. Ve bir gün evvelden de Üsküdar'ın meşhur bir şekercisi vardı, şekerci güzeli diye. Oradan onların dişine göre diye badem ezmesi yaptırdım. Bunu götürürüm hocaya, boş gitmem diye. Ertesi günü işimi erken bitirdim ve gittim. Nasıl geldin evladım? Yasaktır çünkü. Nüfus memuruydum, bitirdim işimi sayım memuruyken. Onun için geldim dedim. O esnada gözü elime takıldı. Birden o neşeli adam gitti. Evladım, size böyle şeyler getirmekten men ederim dedi. Çünkü öğretişim hasbi olmaktan çıkar, menfaat karşılığı olur dedi. Peki efendim, bundan sonra getirmem dedim. Ve uzun müddet bir şey götüremedim. Vakta ki baba oğul gibi olmaya başladık, artık ne götürsem hiçbir şey demezdi. Bu şekilde Necmettin Hoca'ya devamı başladı. Necmettin Hoca'nın etrafındakileri tanımaya başladım. Mesela beni 1955'te başladım. 56'da evladım, akademinin kapanış merasimi var bugün. Temmuz, 56 Temmuz'u. Ben gidiyorum, hadi beraber gidelim dedi. O beraber gitmek bana mesela o gün Halim Efendi'yi, demin ismi geçen Halim Efendi'yi tanıttı. Efendim, oranın tesip hocaları Muhsin Bey, Rikat Hanım onları tanıttı. Ve yeni bir muhitle karşılaştım. Çünkü böyle yeni başlamış bu işlere meraklı bir genç o devirde çok az çıktığı için herkes benimle alakalanıyordu. Belki daha sonraki yıllarda o alakayı göremezdim. Çünkü ben tabii Necmettin Hoca'nınkini biliyorum. Pazar sabahları çağırdı ya beni. O zaman daha eski talebesi de geliyor tabii. Topluca meşk ediliyor. O oraya gelen üç abi yaşında. Hepsi de eski harfleri zamanında öğrenmiş nesilden. Benim gibi sonradan görme değil. Onlardan hiçbiri bir bu işten para kazanırız diye düşünmeden sırf zevk uğruna gelip hat meşk ediyorlardı. Belki akademiye de Halim Efendi'ye de öyle gelenler vardı. Dediğim gibi böyle sayması gayet kolay seviyede hat meraklısı vardı o devirde. Ben Necmettin Hoca'ya pazar sabahları her gidişimde hani o üç abi durumundaki haftanın dedikodusu yapılır, satır meşk edilir, biter. Ben duvarlarında yazılar mevcut hocanın, eski hat örnekleri. Onları falan sormaya başladım. Efendim bu nedir? Bu hilyedir evladım. Hazreti Peygamber'den bahseder. İşte şudur, budur. Orada Türkçe bir beyit, neyse. Bunları sormaya başladım. Bir gün kulağıma eğildi, dedi ki ders bittikten sonra, evladım ben bir yere çıktığım yok yaşım dolayısıyla. Sen istediğin zaman gel. Bu sorulara ben bugün istediğin gibi cevap veremiyorum dedi. Çünkü diğerleri meşgul olmuyorlar, bu merakta değiller.
Peki efendim dedim, artık hafta 8 gün 19 fırsat buldukça biz Üsküdar'daki evimiz şimdi Antikacılar Çarşısı olan Bulgurlu Mescit semtinde yan yana 3 tane eski ahşap evlerden. Oradan Toygar Tepesi'ne çıkmak 500 metre değil, kolay. Mesela sual sordum mu, evladım çık yukarıya, sağ taraftaki sandığı aç, içindeki 3. cilbendi bana getir dediğini yaparım. Ben ona ne sorduysam onun doğruluğunu veya yanlışlığını ispat için oradan eski yazılardan bana, çünkü çok zengin bir koleksiyonu vardı Necmettin Hoca'nın. Bu şekilde hat kültürümü arttırmaya başladım. Yalnız meşkle uğraşmadım. Mesela 1957'de seni dedi Turakeş Hakkı Bey için mezar taşı yazmış. Bunu dedi Süheyl'ime sen götür, hem tanış kendisiyle hem de bunu teslim et dedi. Kalktım Süheyl Bey'e gittim 1957 başlarında. Hocanın talebesiyim dedi. Bundan sonra buraya da geleceksin kardeşim dedi. Yani iş genişliyor. Ve ben eczacılık tahsili 4 yıldır, o 4 yılı 6 yılda bitirdim. Hem kendi gevşekliğimden olacak ama esas eğer mektebi bitirirsem hemen askere gitmek mecburiyetindeyim. O zaman da askerlik 2 yıl. O sebeple mümkün mertebe uzatayım dedim. Çünkü karşımdaki hocam 80 yaşını geçmiş. Efendim, mesela hoca aynı zamanda Ebru kağıdı ustasıydı Necmettin Hoca. Yani o olmasaydı Ebruculuk, Ebricilik ikisi de aynı mane bugün unutulmuş olacaktı. Kendisi Özbekler Şeyhi Ethem Efendi'nin talebesi. Ondan öğrendiği usulle akademide de daha evvel Medresetül Hattatiyye'nde de hocalık ediyor ve talebe yetiştiriyor. O sayede Ebruculuk yayılmış. Ben hocaya bir gün Ebru kağıtlarına baktık. Ben öğrenmek istiyorum hocam dedim. Vakti merhunu var evladım dedi. Bitti. Bir daha hiç sormam, soramam. Aradan bir sene filan geçti. Bir gün bir pazar günüydü, öğleden sonra gittim. Kapıyı hep Necmettin Hoca açardı bana. Daha evvelden de kim o diye sesini, hocanın sesi tiz perdedeydi. İçeriden kim o diye ses geldi, benim teyze dedim. Kapı açıldı, baktım Necmettin Hoca. Ah hocam, sizi teyzeye benzettim sesinizi, kusura bakmayın dedim. Evladım ister teyze de ister amca de bizim için farkı mı kaldı dedi. Rahmet olsun. Şimdi benim Ebruculuk öğrenme ricamı söyleyişimden belki bir yıl geçti. Gittim hoca merhuma. Bir pazar öğleden sonraydı. Seniye Hanım açtı kapıyı. Hoca nerede dedim. Mutfakta sana Özbek pilavı pişiriyor dedi. Hoca Özbek pilavı pişirmekte maharet sahibiydi. Özbekler dergahına Ethem Efendi'ye devam ettiği için. Hiç o güne kadar yapmış değildi. Neye icap etti bilmiyorum. Mutfağa daldım ben. Mutfak gösterildi yol çünkü. Bir baktım hoca tekneleri kurmuş, boyaları hazırlamış. Evladım dedi, ben önümüzdeki hafta prostat ameliyatı için kurabiye hastanesine yatacağım. Ola ki bir emri hak vakı olur. Öğretemeden gidersem gözüm açık gidecek. Onun için tezgahı kurdum. Gel bakayım yamacıma dedi. Akşama kadar Ebru'nun nesi varsa çeşit çeşit onları bana gösterdi. Mesela kendisi yazılı Ebru üstadıdır. Onları bile evvelden yazılarını yazmış, hazırlamış Arap zamkı ile. Tekniğe attığı vakit orası Ebru'yu tutmadığından bu şekilde yazılı Ebru elde ediliyor. Onları filan hepsini görmüş oldum. Hoca merhum ertesi hafta hastaneye yattı. Ama
Ondan sonra 1976'ya kadar, yani 20 yıla yakın yaşadı elhamdülillah. Hoca pek hünerleri olan bir zat idi. Onun için hocası Ethem Efendi gibi ona da Hezarfen, yani bin sanat sahibi lakabı verilmiştir. Necmettin Hoca bunun dışında klasik cilt ustasıydı, şemse dediğimiz bizim. Merak etmiş, öğrenmiş. Yani pek çok hüneri vardı. Şimdi unuturum, saymaya kalksam. Bir kere Üsküdar Ağzı Hafız. Bir arkadaşı Ali Üsküdari vardı, onunla beraber yürüten. Üçüncü arkadaşları da Burhan Felek. Hepsi Ravza-i Terakki Mektebi vardı. Ahmediye'ye inerken o mektepte okumuşlar ve aynı sınıflarda aşağı yukarı hepsi birbirlerini tanırlardı o sebeple. Hafızlığı var, aşere ve takripten icazeti var. İlmiye, cami derslerine devam etmiş. Ondan sonra Ravza-i Terakki Mektebi'nde okurken Rık'a, Divani, Celi Divani hatlarından oranın hocası Hasan Talat Bey'den meşk almış ve icazet almış. Zaten Hasan Talat Bey, sende istidat var evladım, hatta seni Arif Efendi'ye götüreyim demiş. Nur-i Osmaniye Medresesi'nde Bakkal Arif, bakkallık yaptığı için vaktiyle bakkal diye anılan Filibeli Arif Efendi'den sülüs nesih dersleri almaya başlamış. O arada eline bir talik yazı geçince talik hattına merak uyanmış. Bunu kim öğretir? Sami Efendi demişler. Sami Efendi hakikaten erişilmez bir zat yazdığı yazı cinslerinde. Ethem Efendi onları götürmüş bir arkadaşıyla beraber. Sami Efendi'den derse başlamışlar. Hat meşkine. O hat meşki sırasında Sami Efendi demiş ki ben öyle meşk filan yazamam. Yesari meşki bulun bir yerden, ona bakarak yazın. Şöyle bir müzakereden ibaret demiş. Yazmışlar, götürmüşler. Hoca beğenmediği harflerin altına düzgünlüğü yapar. Aynı kağıt üstünde. Buna çıkartma denir. Muhtelif harfleri çıkartır. Talebe ona bakarak yeniden yazar. Ve bu şekilde ertesi hafta götürür. Hoca beğendiyse geç der. Yeni bir satır yazar. Beğenmediyse bir daha altına çıkartma yapar. Sami Efendi'ye arkadaşı Abdülkadir Efendi ile gidiyor Necmettin Hoca. Birkaç tane harf çıkartmış, gitmiş. Yani dersi görmüşler, meşkı, ayrılmışlar. Ertesi hafta yine gittiklerinde o arkadaşı Abdülkadir demiş ki baksana bana demiş, yok dedirtirim kendimi evde. Ben çalışılmadığımı hoşlanmam. O ben gösterdim diyor Necmettin Hoca. Kağıdı şöyle elinde salladı. Al bir melabeyi sıbyan daha dedi diyor. Çocuk oyuncağı yani. Bir daha böyle gelirseniz beni bulamazsınız demiş. Vay sen misin çalışmayan? Bütün hafta çalıştık, ettik, götürdük. Şöyle baktı. Bizim tekdirin faide-i azimesi görüldü demiş. Ben bilhassa onların konuştukları dille konuşuyorum ki o günün güzel Türkçesini de duymuş olsun dinleyicilerimiz. Sonra Süheyl Hoca ile yakınlığımız arttı. O da nereye giderse yanında götürmeye başladı. Ve bir yıl sonra kendisi Amerika'ya bir yıllığına gitti. Dedi ki giderken bana bir emriniz var mı diye sordum. Kardeşim dedi, benim orada ne kadar sıkıntı çekeceğimi biliyorsun. Çünkü oğlu Amerika'da okuyacaktı. Onun ilk yılında yanında bulunalım istediler. Süheyl Bey İstanbul'dan ayrılmaya alışık bir kimse değil. Bir gençliğinde ihtisas için Paris'te bulunmuş bir miktar. Senden ricam beni mektupsuz bırakma dedi. Ben onlarla yaşayacağım dedi. Baş üstüne dedim. Ve gider gitmez ilk mektubu ben ona yazdım. Çünkü
gittikleri, vardıkları vakit bir kurban kesilmesi için bana bir miktar bırakmıştı. Onu yerine getirdiğimi haber için yazdım. Mektuplar artık gidip gelmeye başladı. Ve hakikaten memnun olduğunu anlıyordum mektuplardan. İstanbul'a dair çok havadisler veriyordum. Necmettin Hoca'ya ve onun diğer tanıdıklarına dair haberler veriyordum. Bu şekilde sene doldu. Hatta son mektubunda bana öyle yazıyor. Amerika'dan ayrıldığıma iki noktadan üzülüyorum. Birincisi oğlumu burada bırakıyorum. İkincisi artık senden mektup alamayacağım diyor. Ve dönüşünde karşıladığımda bana dedi ki sen beni Amerika'da mektupsuz bırakmadın dedi. Bir gün sen de mektuba muhtaç olacaksın. Ben de seni bırakmayacağım dedi. Hiç mana veremedim doğrusu bu sözlere. Bir yıl sonra mektebi bitirdim. Ertesi yılda askere gittim. Kura çekilirdi o zaman. Diyarbakır çıktı. Üzüldüm. Çünkü İstanbul'dan kopacağım her şeyden evvel. İkincisi dostlarımı göremeyeceğim. O zaman dediği çıktı. Kardeşim dedi. O oğlum demezdi Süheyb'e. Kardeşim diye hitap eder. Kardeşim dedi. Artık usulü değiştireceğiz. Birbirimize 16'şer sayfelik birer formalık defter mektup yazacağız dedi. O haliyle hiç durmadan bana vapura biner mesela, alt kameraya iner. Orada iki satır yazar. Bir resim yapıştırır. Halim Efendi ziyaretine gelmiştir. Halimciğim, uğra mektup yazıyorum. Sen de şuraya bir şey yaz der. Bu şekilde beni mektupsuz bırakmadı. Ben de bırakmadım. Yani gidiş dönüş 15'er mektup ama her biri 16 sayfa olmak üzere defter şeklinde birikti. Sonra bu Amerika mektuplarına birkaç yıl evvel Kubbe Altı talip oldu. Sinan Ulaand'ın çok üstümüze düşmesiyle. Çünkü hoca da mektupları saklamış, benim mektuplarımı. Ben de onun mektuplarını saklıyorum. Gurbetname ismiyle bir kitap haline geldi. Pek de tutundu. Şeylerde filan karşılaşıyorum. Kitap varlığında herkes onu tercih ediyor alırken. Son yıllarında Süheyl Hoca ile eskisi gibi görüşemez olduk. Çünkü emekli oldu, evine çekildi, yaşlandı. Benim vakıf çalışmalarım arttı. Eczane gibi serbest değildim. Bir karşılaştığımızda yahu dedi ben seni çantam gibi her yere taşırdım dedi. Oğlunu niçin getirmiyorsun bana dedi. Oğlum Selim de o zamanlar 17 yaşlarında falan. Efendim işte şudur budur mazeret aradıktan sonra Selim de elini öptü de yakınlığımız yine sarsılmadan devam etti o şekilde. Onlar tabii haklı olarak kendi hocalarına gösterdikleri yakınlığı bizden de bekliyorlardı ama biz ne de olsa yeni nesildik. Demek ki ihmallerimiz oluyordu. Askerliğimi 2 yılı tamamlayarak bitirdim Diyarbakır'da. Fakat Rabbim lütfetti, ihsan etti. İstanbul'a sık sık gelmek imkanı verildi bana. Mesela hastanenin bir ihtiyacı için resmen yahut kendi iznimi kullanarak hele yaz aylarında uzun müddet burada kalmıştım. O zamanlar mesela Süheyl Hoca ile tanımadığım kimseler ki bunların başında Mehmet Akif'in en yakın dostu Fuat Şemsi İnan gelir. Fuat Şemsi Bey'e götürdü beni ve Fuat Şemsi Bey ile biz ahbap olduk. Onun vefatına kadar her zaman Fuat Bey'e gittim. Çok şeyler öğrendim. Hatta bir gidişimizde Süheyl Bey'in fıtığı çıktı. Etrangle fıtığı diye dışarı fırlama. Hemen hastaneye yattı. Fıtık ameliyatı geçirdi. O iltihap kaptı. Uzun uzun yataklarda kaldı vesaire. Yani eziyetli bir zaman geçirdiydi Süheyl Bey 1962'de. Benim dedemden başka dayım ki ben kendisine yetişmedim. O da eczacı. Ben onun için eczacılığı seçtim. Mesleğimden tatmin olamadım. Seçtim ama
onun içinde az bir müddet, 15 yıl eczacılık yaptım Ayaspaşa'da. Evet, maişetimi onunla temin ediyorum. Kendim isteyerek gelmişim, bu işe girmişim. Ama beni tatmin etmedi. Bir kere ilaç için para almak, mecburum almaya, ama beni çok rahatsız etti. Başka bir bakkallıkta böyle bir şey olmaz herhalde de, ilaç karşında muhtaç olarak geliyor. Herkesin cebi dolu değil. Bunlar beni rahatsız etti. 1963'te eczane tertip edip orada. Hatta üstünde gümüş suyu eczahanesi yazardı. Herkes azınlık Türkçesiyle eczane dediği için benimki soranlar olurdu, niye böyle yaz. Onların herkese anlatırdım doğrusunun bu olduğunu. Eczane açtım ve ertesi yılda Süheyl Bey'in zaten 2 yıla yakın sekreterliğini yapan bugünkü zevcem Çiçek Hanım'la, ki ailesini tanıyordum zaten, aramızda yakınlık doğdu ve 1964 yılında nişanlanıp 65 yılında da evlendik. O zaman mesela nişan yüzüklerimizi Mahir Bey taktı. Yüzük takmazdan belki 5-10 dakika evvel, kızım senin soyadın neydi dedi, ismini biliyor tabii. O da Ayan dedi. Yüzükleri takarken şu beyti söyledi. Bakın. Gülsitan-ı Feyz-i Hak'tan bir çiçek oldu Ayan. O çiçek bir ömür için her derde dermandır Uğur. İşte İstanbul inceliği, İstanbul şairliği. Demin soruyordunuz. Yine İstanbul inceliğine girecek bir hadiseyi şimdi anlatayım. Ben buna şahit olmadım ama sonradan işittim. 20. asrın başlarında yaşayan, 1946'ya kadar yaşayan Osmanlı'nın son Tuğrakeşi İsmail Hakkı Altunbezer vardı. Altunbezer büyük bir sanatkar. Sonradan tesiple de uğraşmış ama keşke uğraşmasaydı. Kendine göre bir yol adet bulmuş. Bizim klasikten ayrı ama hüsnü hatta da, yani celi yazıda bilhassa çok mükemmel. Talebe de yetiştirmiş. Fakat bunların içinde en ileri giden Halim Özyazıcı. Demin de bahsi geçen. Halim Özyazıcı ile aralarında bir sürtüşme olmuş. Ve hoca, çünkü Halim Özyazıcı dilini tutamayan bir kimseydi, tutmuş bir mektup yazmış. O mektubun muhtevasını bilmiyoruz. Hakkı Bey'in vefatına yakın o mektup gelmiş. Kızları galiba baba aç filan mı demişler. Bu Halim'den geliyor bu mektup demiş. İçinde iyi şeyler yazdığını ummuyorum. Ben de gönül koyarım diye ona açmamayı tercih ediyorum demiş. Ve açmamış. Vefatından sonra da kapalı olarak dururken şömineye atıp yakmışlar sonunda mektubu. Yani bu da bir İstanbul inceliğidir diye anlatabilirim size. Çok sevdiğim bir abim vardı. Bu Fethi abinin oyunu bize. Kendisinden bahsedilsin istemiyor. Evet, Fethi Bey çok sevdiğim bir kimseydi. O da beni çok severdi. 1977 yılının demek ki Eylül'ü falan olmalı. O Türk Petrol Vakfı'nın o devirdeki ismiyle umumi katibi, şimdi genel sekreteri deniyor hani. Ama bütün idare onun elinde. Vakfın kurucuları Türk Petrol Grubu, başlarında Aydın Bolak rahmetli olmak üzere, her şeyi Fethi Bey'e tevdi etmişler. Kendisi talebeyle uzun uzun muhabbet eder, konuşur, beğenmediklerini yüzüne söyler talebenin de. Kafasına tabla attığı talebe bile vardır yani. Sinirlendi mi hiçbir şey onu önleyemez. Çağırır sık sık, ya eczaneye gelir. Hatta bir kere fakirhaneye gelmek istedi. Geldi ailesiyle beraber.
birkaç gün sonra yine beni çağırdı. Aydın Bey'e bir telefon icap etmişti, benim etmem. Yerine oturtturdu beni ve Aydın Bey ile konuşmamı bitirdikten sonra kalktım, bunun makamı orası. Yok agacım dedi, sen oturacaksın, ben seyredeceğim dedi. İki gün sonra tekrar gittiğimde, abi dedim, şu menhus caddeye sen olmasan ben adımımı atmam, İstiklal Caddesi'nde çünkü. Gelirsin, gelirsin, hele uça uça gelirsin dedi. Diyor, böyle konuşuyor. O gün son işte, o akşama vefat edecek. Ben karşısında oturuyorum, yerine davrandık. Kalkın ehli vatan dediler, kalktık dedi. Bakalım yerimize kim oturacak dedi. Sonra aradan kısa bir müddet geçti. Bana teklif edildi bu iş ve ben boşandım o zaman, bunlar hatırıma gelip. O hep söylüyormuş da biz farkında değilmişiz. 55 yaşında vefat etti. Çok hizmeti olurdu yaşasa, Rabbimin lütfu keremi öyleymiş. O devirde mesela kabine üzerinde tesiri vardı Fethi Bey'in. Herkes onu sayardı, dediğini yapardı. Hatta o devrin bir komünist radyosu vardı, Bizim Radyo diye, Berlin'den neşriyat yapar. Türkiye'yi kabine ve Fethi Gemuhluoğlu idare eder diye bir şey söylemişler. Ertesi günü karşılaştığımızda, agacım dedi, siz bana dedi Katipil Hamdi muamelesi yapıyorsunuz ama dedi, ben Türkiye'yi idare ediyormuşum, akşam radyo söyledi bunu, Bizim Radyo dedi. Ve akşam vefat etti. Birden kalbinden zaten muzdaripti. Öyle kaybettik. Benim 29 yılım Türk Petrol Vakfı'nda geçti. Sonra yerimi oğluma devrederek 2007'de ayrıldım. Kitap yazmaya gayret ettim. Makalelerim oldu. Aşağı yukarı 500'ün üstünde makalem oldu. 30'un üstünde kitabım oldu. Bu neşriyatın çokluğunu görüp Fahri doktora vermek niyetinde olan Mimar Sinan Üniversitesi Fahri profesörlük unvanı verdi. Yani pek olmayan bir şeydir bizde bu. Doktora olur da onu 30 yıldır üstümde taşıyıp rezil olmamaya çalışıyorum. Bu şekilde 2 ay sonra 87 yaşımı tamamlayacağım. Rabbim daha ne lütfediyor bilmiyorum. Eğer sıhhatim yerinde olursa hizmete gayret edeceğim. Şimdi soluğu kitap yazmakta buluyorum en fazla. Makale yazmakta buluyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan İzler sona erdi.